Ajans Erzincan'da baş başa programında Zeki Demirbaş'la birlikteyiz. Evet, baş başa 54. program başlıyor. Evet, Zeki Demirbaş tatilden döndü. 2 haftalık bir aradan sonra, gerçi bu 2 hafta içerisinde de biz Skype'den canlı bağlantı yaptık. Ama sonuçta bugün nihayet Erzincan'a teşrif etti Zeki Demirbaş. Ama hoş geldin. Şey var ya, hani Erzincan diliyle söyleyelim, hoş bulduk. Ne ettik ettik, yine de programı yaptık. Yaptık, tabii tabii. Yani efendim, merhabalar. Aksatmadık. Merhabalar size. Merhaba de, tekrar. Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni. Bayağı bir gezdim. Çok bayağı gezdim. Bayağı gezdin, evet. Bir de araçla gezmek de çok güzel, çok başka bir şey. Her yeri, her şeyi görüyorsun. Dolayısıyla da bayağı bir gezdim. İyi oldu. Hem stres attım, hem de bana fikir veren çok şeyler oldu. 15 gün nasıl geçti ben de bilmiyorum ama ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Semihciğim? En güzeli Erzincan. Evet. Erzincan gerçekten can Erzincanlı ya. Bizim ya insanın, memleketimizin... Tabii tabii, kendi memleketi gibi yok yani. Tabii ya, şu yani tepede... Güçle bülbülü altın kafese koymuşlar memleketim demiş. Aynen. Yani biz de tamam gidiyoruz, geziyoruz işte tatil yerine. Sen mesela Türkiye'nin en güzel yerlerinden Özdere'ye gittin. Özdere tabii. Gerçekten mükemmel. Doğa harikası bir yer. Yemyeşil, deniz var ama sonuçta belirli bir zaman sonra insan sıkılıyor. Evet. Şu sakal tutandan aşağı tabii, tabii. doğru böyle Erzincan'a doğru inişte ki hisleri anlatamam evet. yani. Yani memleketimiz gerçekten çok güzel. Evet. Yani herkesin kendi vatanı. İşte bir baş başa da Erzincanlı olduğumuz evet. için işte bize belki özel geliyor ama Erzincan gerçekten güzel şehir Erzincan. Yani baktığın zaman gerçekten senin söylediğin gibi güzel bir şehir konumu itibariyle. İşte her yönüyle yani tek tek söylemeye gerek yok. Erzincan yaşanabilir, yaşanabilir bir şehir. Evet. Gerçekten güzel bir yani, şehir. Yani iyi ki Erzincanlıyız. Evet. Gerçekten. Seni yani, tebrik ediyorum Semih Bey. Ben de seni tebrik i̇yi ediyorum. İyi ki Erzincanlıyız. Onu şimdi yani başka şehirlerin de mutlaka kendilerine has özellikleri var. Orada yaşayan insanlar da aynı duygular içindedir mutlaka. Kesinlikle. Biz tabii. de aynı duyguyu taşıyoruz. Yani aynen. belki... sokaklarımız denize çıkmıyor ama sonuçta burası da bizim memleketimiz. Çok seviyoruz. İyi ki Erzincanlıyız. Ama arada bir de böyle tatile gitmek de gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi sıra kimde? Sıra tatil sende sırası. Mi? Tatil sırası kimde? Sende. Mi? Yok sende. Yok tatil yani. Sırası kimde yani? Hayır pardon, özür diliyorum ama Serhat gitti. Sen tatile gittin. Mi gitmeye çalışıyorsun? Yani hani derler ya gayran Allah beni gayret. Siz gittiniz. Ama ben senin yerinde olsam bir dahaki seneye mutlaka yaparım. Bir dahaki seneye değil, bakalım yani her an kaçabilirim. Öyle bir sene bekleyecek halim yok. Bu da şimdi mi şimdi haber Serhat Sarıçiçek İstanbul'dan geldi, Ankara'ya gitti. Ankara'dan geldi, bir daha İstanbul'a gitti. Evet. İstanbul'dan geldi, şimdi yine yok. Yine yok. Sen ben geldim diye 15 gün boyunca Özdere, İzmir, Ankara, işte bizim suçumuz ne? Yani bilmiyorum. Hani benimle karşılaşmak mı istemiyor? Neden ben geldiğim gün direkt Ankara'ya gidiyor? Ben buna bir anlam veremedim ama bakacağız, çözeceğiz gelir, konuyu. Gelir, yarın öbür gün gelir. Bu arada tatil boyunca kıymetli eşimle birlikte bütün dostlarımızı, akrabalarımızı gezme fırsatı bulduk. Başta kıymetli babam Yusuf Demirbaş, namı diğer Cimilli Terzi Yusuf, ellerinden öpüyorum, bizimle çok yakından ilgilendi. Sabah kahvaltımız, bazen kahvaltı bazen çorba efendim, akşam denizden döndükten sonra da akşam yemeğimiz de hazır, soframız hazır. Babama çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Anneme çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum. Kardeşlerime, eniştelerime, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok yakından ilgilendiler. Günlerimiz sayelerinde çok güzel geçti. Güzel bir tatil. Bir de bu da çok önemli, biliyor musun? Şimdi buradan arabaya biniyorsun. Ulaşacağın yere kadar yaşadığın rizikoları düşün. Tabii. Trafikte bir de az riziko. Yol değil yani. Şimdi Erzincan nereye? Sağlıkla İzmir ilgili bir nereye? Sorun yaşayabilirsin. Arabada problem çıkabilir. Evet.
Yani hiç, her şey olabilir. Ne arabamda bir sorun çıktı. Neyse, kazasız belasız gittim geldim. Bu da çok önemli yani. Evet. Kazasız belasız gitmek, dostları görmek, tekrar kazasız belasız memlekete dönmek kadar güzel bir şey yok. Yaradan'a şükrediyorum. Memleketimize sağ salim geri döndük. Evet, gelir gelmez programa başladık. Sayfaları çevirmeye başlayacağız. Bakalım şimdi bundan sonra. Şimdi gelir gelmez seninle hemen bir toplantıya katıldık bugün. Evet, bugün önemli Erzincan, bir toplantıydı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok önemli bir toplantı vardı. Evet. Şimdi hani sen yokken diye bir şey yapmıştık ya. Ha, sen varken sen yokken. Diye. Sen yokken şunlar oldu, bunlar oldu. Birçok insan inanmış, bir de diyorlar ki ya diyor bir anda diyor şaşırdık. Nasıl bunların yani? Hepsi olmuş mu? Erzincan'da bunların hepsi olmuş mu ki? Allah Allah falan. Şimdi sen yokken Sayın Valimizle Ekşi Su'da bir toplantı düzenlemişti evet. Basın mensuplarına yönelik. O toplantında Sayın Valimiz dedi ki bundan böyle her hafta bir kurum müdürü sizinle birlikte olacak ve o kurumuyla ilgili bilgi verecek. Evet. Bu da tabii çok bizi şaşırttı. Şimdiye kadar olmamış bir şeydi uzun zamandan beri. Ve ilk uygulamayı da sağlık sektörüyle ilgili yaptılar. Ve ilk toplantı bugün İl Sağlık Müdürümüz Doktor Can Tekin ve Başhekim Sayın Ufuk Kuyruklu Yıldız oradalardı. Ve ekibi. Ve ekibi oradalardı. Hastanedeki gelişmeleri anlattılar. Oldukça da uzun sürdü. Ben gurur duydum. Yani Erzincan'da evet. Sağlık sektöründe yaşanan bu gelişmeler, ha, eksiklik yok mu? Var. Var. Ama çok güzel aşamalar kaydetmiş hastane. Ya, sen ne düşündün ya, toplantıyı? Şöyle, yani sağlık camiasının tüm cesaretini toplayarak basın toplantısı yapmak çok güzel. Tabii. Çünkü çok, hep eleştirilirler. Evet. Evet. Sağ ol. En hiç, kolay. Giderler, insanlar hastalarını götürürler doktordan. Doktorla ilgili bir şikayetleri olur ya da işte bir şikayet mutlaka bir şeyler mutlaka, olur. Mutlaka. Ama her şeye rağmen basının karşısına oturup da sağlık il müdürü ve başhekim bütün sorulara açıklıkla cevap vermeleri. Aynen öyle. Ve tek tek bütün detayları anlattılar. Şimdi bazıları der ki ya onların şimdi tamam yani sayın müdürümüz ve başhekimimiz bilgiler verdi de. Yani işte ama işte falan ama filan aması falan yok. Biz orada gittik, gördük, toplantıya katıldık. Evet. İnanıyoruz, güveniyoruz. Sağlık camiamızı seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Bir kere her şeyden önce sağlık müdürüyle başhekim çok iyi anlaşıyor. Bu çok güzel. Bu çok önemli. Çok önemli. Hem çok iyi anlaşıyorlar hem birlikte karar veriyorlar. Siyasi irade de zaman zaman bu sağlık sektöründeki gelişmelerle ilgili ağırlıklarını koyuyorlar. Şimdi ben tabii tek tek onları sıralayamayacağız. Neler oluyor, neler bitiyor hastanede ama bir kere her şeyden önce yeni projeler hazırlamışlar. Evet. Kısa kısa aklımıza gelenleri söyleyeyim. Evet. İşte 500 yataklı devlet hastanesi bitmek üzere. Oranın 31 Aralık 2023'e tamamlanması planlanıyor müteahhit şeyine göre. Bu arada SSK hastanesi yıkılıyor. 10-15 gün içinde yıkılacağını onun söylediler. Onun yerine sağlık il müdürlüğü ve sağlık kompleksi birçok birim oraya taşınacak. MR 2'ye çıkmış. Bununla birlikte yapılan ameliyat sayıları artmış. Hasta sayısı inanılmaz artmış. Yani Türkiye ya hepimiz nüfusa hastayız baktığımız ya. Zaman. Vallahi bak. Yani şimdi, verilen sayılara baktım da Semih'cim. Şöyle. Ya hepimiz hasta mıyız yani ya? Türkiye geneline baktığımızda Erzincan'da bakılan hasta sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Evet. Bir de nedir düşündüğümüzde. Aylık her bir birey yani hesaplara göre aylık her bir birey ayda 4 kere gidiyor dediler doktora. Şey yıllık 17 mi dedi? Öyle bir şey. Yani, aylık 4 diye ben hatırlıyorum. Yani hasta sayısı çok fazla. Yani ben özellikle yurt dışından gelenler. Ben bir kere gelenler, gittim diyebilirsiniz ama yani bu alınan sayılara, verilere şimdi, göre yapılan bak, analiz sonucunda onu yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız işte tabii Temmuz, onlar Ağustos gittiler. Aylarında bekliyorlar. Erzincan'a gittiğimizde Erzincan'da tedavi. Çevre illerden ve ilçelerden. Çevre illerden, ilçelerden var. İstanbul'dan, Ankara'dan, var. İzmir'den, Kuşadası'ndan, işte Yalova'dan Erzincan'a evet. Gelen Erzincanlılar diyorlar ki ya biz burada bu
keşmekeşle ne uğraşalım? Memleketimize gittiğimizde orada hastaneye gideriz. İşte orada dişlerimizi yaptırırız. Veya orada göz doktoruna. Yani özellikle Erzincan'ı tercih ediyor vatandaşlarımız. Ve olsun. Tabii olsun. Ama tercih etsinler. Yoğunluk artıyor. Yani Ufuk Kuyruklu Yıldız ve ekibi hiç bu konuda şikayetçi değil. Şikayetçi değil ama şimdi hasta yoğunluğu artıyor ama Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Sağlık Bakanlığı ise ilin nüfus sayısına göre bütçeyi ayarlıyor. Evet, aynen öyle. Nüfus kaç Erzincan'ın? Örneğin 240 bin. 240 bine göre bütçe gönderiyor. Ama diyorlar ki işte 3 katına çıktı oluyor hasta sayısının. Hayır, bakanlık diyor ki senin nüfusun 240 bin. Evet, 240 sana, bine göre planlama yapıyor. Aynen öyle. Bir de ilçelerde çok güzel çalışmalar yapılmış. Tabii, hastaneler tabii. Yapılmış. Sadece Erzincan merkezde. Yani ilçelere uzman doktorlar gönderilmiş. Yani evet. Bir zamanlar Semih'cim hatırlıyor musun ya? Erzincan'da merkezdeki devlet hastanesine gittiğimiz zaman biz pratisyen hasta işte ya, pratisyen doktorlarla evet. Hep görüşür konuşurduk ve onlara muayene olurduk. Profesörler. Şimdi artık çok Erzincan'da önemli isimler. Lütfen şikayet etmeyin. Şimdi artık Semih kardeşimin de söylediği gibi profesörler, doçentler, uzmanlar tabii. Muhatap olduğumuz yani, hocalarımız bunlar eksik yani. Eksik yok mu? Var. Mesela biz orada sorduk. Doktor sayısını evet. Sorduk işte toplantıda. Tamam. Onlar da kabul ediyorlar. Beyin cerrahında, cerrahide. Evet. Ya birkaç dalda böyle evet. Eksiklerinin ortopedide falan eksik olduğunu söylediler ama girişimlerde yani var doktorumuz ama hani iki olursa iki doktor işte birbirine biri kongreye rahatlatırmış. Veya yıllık izin ayrılıyor. Ne oluyor? Evet, bir yığılma yani. Oluyor. Tabii bu arada İşte insanlar serzenişte bulunuyor. İşte doktor sayısı niye az falan. Ama gerekli sayın sağlık müdürümüz, sayın başhekimimiz gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Ben ne diyorum biliyor musunuz Zeki Bey? Biz bu hastanenin kıymetini bilelim. Hele bir gidin. Hele bir gidin İstanbul'a. Hele bir gidin Ankara'ya, İzmir'e. Gidin de görün. Bir hastaneye gidin de görün. Kimse suratınıza baksın. Bakın bakalım ki randevu alabiliyor musunuz? Ya kimsenin kimseden haberi yok. Evet. Ya burada Erzincan'da mesela baktım olaya 112 ambulanslarının ulaşmasının süresi ortalama 5-10 dakika arası. Hele bir İstanbul'da Allah korusun başınıza bir iş gelirse veya büyük şehirlerde kimin umurundasınız? Vallahi bir yakınım aradı. Yani, bir yakınım biz anlattı Semih'cim. Gerçekten çok iyi şartlardayız. Kesinlikle. Eksiklere rağmen. Yaşlı bir hasta İstanbul'da ambulans arıyorlar. Ambulans gelmiyor. Saatlerce telefon açıyorlar, bir daha istiyorlar. İşte adres tarifi şu, bu falan filan. Yani hasta perişan, ambulans geliyor. Ambulans geliyor ama hastayı alıyor. Hasta yakınına diyor ki kusura bakmayın sizi alamam. Belki o da kurallar ve şartlar gereği. Hani evet. Olur ya yolda kaza yaptım. Yani işte ona da bir onların şey belirli falan. Standartları ben var yani. Ben ona saygı evet, duyuyorum ama. Ya vallah da billah da ambulans bile bulamazsınız. Şu anda Erzincan'da sağlık dünyasının verdiği hizmeti öpünüz başınıza koyunuz. Bir de iyi davranınız. Niye? Her an onların önüne düşebilirsiniz. Tabii şimdi eleştirmek çok kolay. Yani, ya işte gittim hastanede yattım refakatçi anlatıyorum. He. Yemekler dökülüyor işte yemek yok. Yemek konusunda i̇şte, bakın şikayet var onu söyleyeyim. Şimdi bak özel şirket bu. Özel şirket. Kolay değil yani günlük 3 öğün yemek çıkıyor. Bir de belki hani ve hastalara göre belki şimdi, ayrı ayrı yemekler ki, de çıkıyor. Yani hastalara göre yemekler çıkıyor. İşte diyorlar ki çalışanlar bizimle işte şöyle oradaki temizlikçi bile kendini başhekim zannediyor bilmem ne falan böyle şikayetler oluyor. Hayır. Orada binlerce insanla onlar her gün karşılaşıyorlar. Ve onlar psikolojik tedavi destek de alıyorlar çalışanlar. Evet. Almaları lazım. Şimdi biz bir kere gidiyoruz hastaneye. Ayda, 3 ayda bir neyse. Hastaneyle ilgili hemen kafamızda şey. Ya o adamlar her gün binlerce kişiyle uğraşıyor. Onun için bazı şeyleri hoş görmek lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Ha şikayet de varsa bildirmek lazım. Işte, tabii ki. Ciddi doktorlarımızın yanında lazım. Yardımcı olan sekreter arkadaşlarımızın biraz daha hasta ve hasta yakınlarına makul davranmaları gerekir. Tabii. Bu konuda ya tüm personel olarak evet, da öyle. Ben eminim ki bununla ilgili de bir çalışma ama vardır. Ama Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi gerçekten topyekün olarak düşündüğümüzde güzel bir hizmet veriyor.
kıymetini bilelim. Çok önemli ameliyatlar gerçekten. Çok önemli ameliyatlar. Mesela kalp gözde, kalpte, Erzincan çok iyi yani. Beyin ameliyatı, kalp ameliyatları. Evet. Yani öyle kolay şeyler değil. Bugün Sayın Başhekim Erzincan ya, anlattı. Yani ülkenin ki, doğusunda 238 bin nüfuslu bir şehirsin sen yani. Tabii. Ona rağmen bu şartlar güzel ama şımarmayalım. Yani kalp ameliyatımızı yapan dedi Koşuyolu en ünlü hastaneden geldi. İşte kemik ortopedi Baltalimanı kemik hastanesinden geldi. Aynen dedi. Öyle. Yani birçok doktor bu konuda örnekler de verdi Sayın Kuyruklu Yıldız ve Sayın Tekin. Biz teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimini, Sayın Sağlık Müdürümüzü ve çalışma arkadaşlarını. İnşallah böyle devam ederler. Ufak tefek aksaklıklar yok mu? Tabii ki var. Bunların giderilmesi için de mutlaka önlemler alıyorlardır. Tebrik edelim kendilerini. Çok güzel söyledin Semihciğim. Seni tebrik ediyorum. Üstüne de ben bir şey demiyorum daha. Bak, bana fazla konuştun falan deme sonra yani. Yok. Tamam mı? Demiyorum. Yoksa karışmam bak. Masaya vururum ama peki şimdi döküyorum. Sen masaya vurdun. Yine Mustafa Sarıgül'ü Sayın Mustafa Sarıgül'ü taklit ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine bir toplantı vardı. CHP İl Kongresi yapılacak. Tek aday mı? Yok, iki aday. Eyvah. İki aday. Acaba şimdi CHP kongrelerinde mı? Şöyle hep sorun Türkiye genelinde için ama bunu Mustafa ya? Sarıgül, Sayın Sarıgül ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki ne dedi öyle kongrelerde dedi ses çıkmıyor, çıt yok dedi. Kimsenin kongre olup olmadığından haberi yok. Bunlar dedi demokrasinin gereğidir dedi. Yarışma tartışmalar olabilir falan. Tabii tartışmalar olabilir de kavga olmaz. Kavgaya dönüşmez. Yani havada sandalyelerin, masaların uçuşması yani, falan ne CHP demek? Kongresi var denildiği zaman kavga çıkacak demeyelim. Yani. Demeyelim. Ya yap. Ve Erzincan'da da ben bile dedim. Erzincan'da olmaz. Kavga olmaz. Çıkacağını ben tahmin ediyorum. Bize yakışmıyor. Çünkü çok değerli iki aday var. Evet, biri kim Yalçın bunlar? Tanrıverdi. Erzincan siyasetinin tanıdığı önemli isimlerden biri. Evet. Ve biri de yine CHP kadrolarında yer alan Özkan Yılmaz. İki arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Çarşamba günü yapılacak. Grand Kent Düğün Salonu'nda saat 10'da yapılacak. Adaylarımıza başarılar diliyoruz. Evet, kavgaya gerek yok. Kavga da kesin Erzincan'da yarış olacağını zannetmiyorum. Aynen. Tamam. Kanallarda izliyoruz işte falan ilin kongresinde CHP'liler, filanca ilin kongresinde CHP'liler kavga falan. Erzincan'da öyle bir şey olacağını o zaman Sarıgül'ün yani burada olmasını bir şans diyebilir miyiz? Tabii. İki adayı da yanına almış. Aldı, bugün basın toplantısı bugün yapmış. Sayın Erdem Topçu da aday olmayacağını açıklamış. Evet. Kendisine de teşekkür etti. Erdem Bey'in dedi devam etmesini çok istiyordum ben. Ama ailevi sorunlar. Yani ailesi demiş ki biz babamızı geri istiyoruz. Ama gerçekten Semih'ciğim evet, çok zor bir iş. Siyaset çok zor. Gecesi yok, gündüzü yok. Evet. Yani pazarı yok, cumartesi yok, hiçbir şey yok. Onun için aynı zamanda iş adamı kendisi. Evet. Önemli iş yerleri var. Dolayısıyla demek ki artık kendini işe bu arada senin dediğin gibi yani Sayın Mustafa Sarıgül'ün Erzincan'da olması bir toparlayıcı onun oldu. Onun ağırlığı tabii, değil mi? Var. İki adayımıza da başarılar diliyoruz. Sayın Yalçın Tanrıverdi ve Sayın Özkan Yılmaz'a. Ama Ayhan Doğan nerede? Demek ki yarışa girmedi. Girmedi. Ya Ayhan Doğan'ın hiç sesi çıkmıyor ya. Şimdi milletvekili adaylığına kesin gözüyle bakarken Sayın Sarıgül geldi aday oldu. Ayhan Doğan tamam. Küstü mü? Acaba küstü mü? Hmm. Yani onu da göreceğiz. Kongrede bakalım. Ben neler sanmıyorum olacak. Ya Ayhan Doğan CHP'ye gönül şimdi vermiş. Uzun yıllar Erzincan'da. Çok uzun CHP'ye yıllar CHP'ye hizmet gönül vermiş, vermiş bir isim Ayhan Doğan. Evet. Yani, Çağlayan da belediye başkanlığı yapmış tabii, bu tabii. Kardeşimiz. Partinin her aşamasında var. Yani evet. Bizim bundan 15-20 yıl geriye gittiğimiz zaman bile vardır. Görüntülerde çıkıyor işte kesinlikle. Haberlerde falan. Aynen Ayhan öyle. Ayhan ama Doğan, vardır bir bildiği vardır mutlaka. Vardır. Belki o da yoruldu. Evet. Dinlenmek istiyor. Bu iki genç kardeşimiz yarışacaklar. Her ikisine de başarılar diliyoruz. Kazanan CHP olsun. Aman gözünüzü seveyim. Gerçi Sarıgül müsaade etmez ama rica ediyorum. Güzel bir şekilde kardeş. Evet. Sayın Sarıgül de dedi zaten. Bir yarış olsun. Demokrasi şöleni halinde olacak dedi. Aynen öyle. Ümit ediyoruz aynı şekilde geçer. Türkiye'ye örnek bir kongre olsun. Bir kongre olsun. Evet, hafta sonunda
Erzincan Kültür Eğitim Vakfı EKEV'in toplantısı vardı. Biliyorsunuz EKEV Erzincanlı iş adamlarının bir araya toplanıp burs verdiği üniversite öğrencilerine Erzincan Kültür Eğitim Vakfı. Evet. Ve tüm bir Erzincanlı vakıf. İş adamları da yıllardan beri öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Evet. Bu toplantılardan biri yine hafta sonunda yapıldı. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da oradaydı. Olmazsa olmaz zaten. Tabii. Mutlaka olması gerekiyor. Sayın Binali Yıldırım'la birlikte Sayın Valimiz de gitmişti oraya. Sayın Hamza Aydoğdu. Sayın Rektörümüz Akın Levent oradaydı. Belediye Başkanımız? Belediye Başkanımız yoktu. İşi mi vardı? Şeye baktım ben. Toplantının fotoğraflarından hani sana cevap. Ha, ben tatildeydim de haberim yok. Benim onun oraya, için soruyorum. Ben yani, gitmedim yani. Yoğun işlerim nedeniyle katılamadım mı diyor, ne diyor? Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız. Yok, Belediye Başkanımız Erzincan'daydı. Orada şöyle bir karar aldılar. Şimdiye kadar verilen burs sayısını açıkladılar ve bundan sonra daha fazla burs imkanı sağlayacaklarını evet, söylediler. İş adamlarımızı İş adamları. Tabii ünlü isimler vardı işte. Nevzat Demir oradaydı. O zaten baba. Sayın Bahadır Ersiyat Başkanı oradaydı. Tüm Erzincanlı iş adamları Yüksel neydi? Erol Yüksel. Erol Yüksel. Evet. Birçok Erzincanlı iş adamı ümit ediyoruz ki şimdiye kadar olduğu Mehmet gibi Mehmet Torun da mutlaka davet oradadır. Edilir. Torunlar mutlaka ailesi. Şeyi artırırlar, sayıları bütün artırırlar. Bütün iş adamları mı? Ya bu üniversite bir hayır işi ya. Tabii yani. Hayır işi. Ve de çok profesyonelce kurulmuş bir vakfın, güvenilir bir vakfın kontrolünde yapılan bir çalışma. Ya şu evlatlarımıza aylık miktarlar ödeniyor. İnanın yani cennete çok önemli adımlar atmış olursunuz. Sadık Ağca tabii işin yani, başında. O da dolusu param EKEV var. Başkanı. Ne yapacaksın yani? Yani onu bir hayra dönüştürmedikten sonra. Tabii. Onun için sevgili iş adamlarımızı buradan tebrik ediyoruz. Yıllardır bu vakfa destek veriyor, vakfı yaşatıyor. Ve no yine hem vakıf hem de üniversite vakfı. Erzincan Üniversite Vakfı biliyorsun yaşam merkezi yapılıyor. O da bu öğrencilere destek konusunda katkısı olacak yaşam merkezinin de. Dolayısıyla da bu vesileyle gençlerimiz üniversiteyi kazandı. Eyvah kazandık. Yarış üniversiteyi kazandık. Nereye gidecek? İstanbul Üniversitesi'ne hadi ya da işte Ankara Gazi Üniversitesi. Tamam. Bu çocuk orada ya yurtta kalacak. Evet. Günlük yiyecek içecek. Yani gibi üniversitede okuyacak bu evladımız. İşte bu vakıf o evladımıza gel kardeşim biz de sana şu kadar bir destek veriyoruz diye çalışmalarını yapan bir vakıf. Onun için herkesin destek vermesi gerekir. İnternet üzerinden EKEV'in internet sitesine girip orada müracaatlarını yapabilirler. Aynen öyle. Ve ümit ediyoruz ki bu sene sayı biraz daha artar. Şey mi? Rakam açıklandı mı? Yok, açıklanmadı. Henüz daha tamamlanmadı çünkü. orada iş adamlarından söz alıyorlar ve EKEV bütün herkesin görüşüp müracaat sayısına da bakarak bursları açıklıyor. Peki Sadık Ağca'yı arayalım mı? Soralım mı miktarı? Bence bekleyelim şeyi. Ben açayım arayayım Sadık Ağca'yı. Şimdi program uzar ama o zaman şimdi konuşacağımız şey, çok konu var. 5 dakika ayıramayız mı? Çok kısaca. Konu var. Biz onu haber yapalım. Tamam. Valla ben dedim sorayım yani ama yok, istersen. Yok şimdi Sadık Ağca'yı ararsak şu anda yarım saatimiz kaldı. 15 dakika oraya gider. Onu haber yaparız. Evet. Dediğin doğru. Bir de EKEV'in şöyle bir özelliği var. Sayın Binali Yıldırım'ın bir kere katılması çok önemli. Sayın Binali Yıldırım EKEV'in tüm toplantılarına gidiyor. Aynen öyle. Çok ciddi destek veriyor. Ayrıca Nevzat Demir büyük iş adamı İstanbul'da saygılar sunuyoruz. Nevzat Demir direkt çeki koyuyor. Toplayın diyor. Kim kaç lira toplanırız? İşte 10 bin lira.
ne kadar topladıysanız diyor, ne eksik kaldı işte 30 bin liraya, 20 bin lira eksik kaldı. Onu da o tamamlıyor. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun. Mükemmel. Tüm iş adamlarımızdan ümit ediyoruz ki işte birkaç daha fazla ondan faydalanır. Evet. Ekevi tebrik ediyoruz bu organizasyondan dolayı. Şimdi geliyoruz. Tekrar sağlığa döneceğiz aslında ama. Niye ki? Şimdi bu yeni yapılan 500 yataklı hastane var ya. Evet. Önünde de yaşam merkezi var. Burada gerçekten otopark sorunu geliyorum diyor. Bodrumlarında otopark var. Bodrumlarında otopark var her ikisinin de. Evet. Fakat kesinlikle ve kesinlikle yetmeyecek. Şimdi hastane, bana sorarsan ya, ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Şimdi araştırma hastanesinde. Hastanenin yeri bence yanlış. Niye yanlış? Ben olsam hastaneyi oraya değil. İşte Sesek Hastanesi, yıkılacak olan Sesek Hastanesi'ni yerine yapardım. Şimdi dört yolun göbeğinde böyle bir hastane olur mu? Olmaz. Şimdi bunun çaresi yok artık. Artık oldu, geçti. Yapıldı. Geçti, yapıldı. Şimdi bitti. Araştırma hastanesinin otopark sorunu yok mu? Şimdi oraya da geleceğiz. Şimdi burada bence yetkililer çok iyi düşünmeleri lazım. Ana cadde üzerine araba çektirmeyecek. Hastane yılbaşına tamamlanacak planlanan şeye göre. Evet. Bu arada yaşam merkezi de bitmek üzere. Orada bitiyor. Büyük bir alışveriş merkezi. Ve her iki önemli kuruluş işte yapının yanında da dört yol kavşağı. Buraya girişler nereden olacak? Çıkışlar nereden yapılacak? Cadde kenarında park etmek isteyen vatandaşlar olacak. Orada çok ciddi bir trafik düzenlemesi yapılması lazım. Esnaflar nasıl bir zorluk yaşıyor? Esnaflar nasıl bir... Bu manifaturacılar sitesiyle hastanenin arasındaki yol. Geçen gün bir kavga çıktı. O veren savaş dispanserinin İki kişi yaralandı. Şimdi yani buradaki esnafların durumu ne olacak? Herkes park etmek isteyecek. Ya buraya ciddi bir çalışma lazım. Ya tamam canım, oraya ayarlarız işte. Buradan girişi yasaklarız. Oradan da olmaz öyle. Ciddi trafik ışıkları, trafik tabelaları, giriş çıkışlar. Yani tek taraf, şimdi, tek yön, gerekirse şimdi bunun yayalaştırma bazı mahalleyi, o yan tarafı olabilir, öbür yan olabilir. Yani kesinlikle burada bir trafik sorunu yaşanacak. Diyorsun ki daha çarşamba gelmeden, perşembe gelmeden çarşambadan ben uyarıyorum. Uyarıyorum. Şimdi o zaman... Yani sizce de öyle değil mi ya? Sence de öyle bence değil mi? Bence de öyle. Vallahi buna herkes söylüyor. Şimdi dört yolun tam kenarındayız. Bakıyoruz devasa hastane yapıldı. İşte tamam, perşembenin... Allah razı olsun. Evet. Yaşam merkezi. 10 numara bir yaşam merkezi. 10 numara bir alışveriş. Evet. Ama şimdi bunları ileride yaşayarak göreceğiz. Otopark sorununu mutlaka çözmemiz lazım. Evet, çok önemli. Geldik, tekrar gidelim araştırma hastanesine. Araştırma hastanesine. Orada da otopark sorunu. Orada da acil servisin önü. Kendimizi yırttık, kıyametleri kopardık, yalvardık, yakardık, olmadı arkadaş. Olmadı. Dedik ki bu... Biz bir kere daha söyleyelim mi? Belki Sayın Valim konuyla ilgilenir. Evet, ben Sayın Valim'in kesinlikle yani, ilgileneceğine valla eminim. Sayın Valim, inanın yüzlerce defa biz bunu dile getirdik. Ama olmadı. Oldurulmadı, oldurulamadı. Ve çok kolay çözülecek. Çok basit. Bir, acilin tam karşısındaki boş alanın acil otopark haline getirilmesi. Sanırım belediyeye ait orası. Evet. Yani %90. Yani bunu belediyeydi, işte efendim o arsada pay sahibi olan bir abimiz varmış. Onunla da görüşülebilir. Ve otopark sorunu kesinlikle çözülür orada. Evet. Acilin önünde. Yani çok o yol kenarlarına insanlar park ediyorlar. Ambulans bile geçerken zorlanıyor. Bir buydu. Evet. İkincisi, acilin hemen önündeki alan Sayın Valim. Evet. Lütfen siz de gidin bir görün. Bomboş duruyor. Ve otopark sorununu kesinlikle çözer. Evet. Ve? İki. İki. Şu ambulanslar, Sayın Valim, ambulanslar ve sevgili yetkililer. Geliyor, acilin önünden geçiyor. Bilmiyorum Ozan... Eski acilin oraya kadar gidiyor. Arşivden bulabilir misin? Oradan geçiyor, gidiyor, ışıklardan geri dönüp geliyor, acile giriyor. Bu çok komik bir durum. Bir, ikincisi bu ışıklarda ambulanslar takla attılar, kaza yaptılar. Evet. Bunu bütün yetkililer biliyor. Biz defalarca söyledik.
Şimdi doğu kısmından gelince ama olmadı. Ambulans doğu istikametinden gelince evet. Tamam gelip acile giriyor. Ama şehir merkezinden gelince yani evet. Batı bölümünden gelince Zeki Bey'in dediği gibi ta gidip kavşağa. Halbuki orada ambulans için özel bir kavşak mı olur? Çok bunu komik. İl trafik komisyonu mu ayarlıyor? Nasıl oluyorsa direkt gelip acile girebilir. Bunu biz herkese söyledik. Ya biz hastanenin dışı dedi o. İşte biz karışamıyoruz. Ama şimdi yapacak oluşturamıyoruz bunu. Yani. Sayın valimler özellikle rica ediyoruz. Şu acil servisin önünde bu bahsettiğimiz konuya bir bakarsa. Birincisi otopark, ikincisi de batıdan gelen ambulanslara bir yol. Evet. Bir çare. Acaba oradan yani daha, acile direkt nasıl girebilir? Zaten zamanla yarışıyor ambulans şoförü. Şimdi gidiyor. Eski acilin kavşağına kadar. Evet. Orada araçlar varsa araçlara korna çalıyor. Açın önünü. Aynen orada kıyameti koparıyor. Tekrar geri dönüyor. Evet. O yolu bir daha geri geliyor ve acile giriyor. Halbuki gelip direkt girebilir. Yani. Ama bu konuyla Sayın Valim'in ilgileneceğine evet. Eminim. Sayın Valim'e şöyle söyleyelim. Efendim orayı üstten drone'la şu anda Ozan kardeşimiz gösteriyor zaten. Siz de gördünüz. ne demek istediğimizi de anladınız. Madem halk gününde 65 vatandaşın 65'ine de sorunlarına çözüm bulduysanız bu küçük şeyi de anında bir telefonla çözüm bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum Sayın Varme. Evet, şimdi önümüzdeki günlerde 5, 6, 7 Ekim'de güzel bir etkinlik düzenlenecek Erzincan'da. Hmm, güzel. İnşallah hava şartları da güzel gider. Özür diliyorum, hastayım 2 gündür. Ben de sana hastayım. Gerçekten herkes hasta. Yani herkes. Sana mı yani? Hayır, herkeste bir salgın var. Herkes hasta. Valla iki çok, gündür yatıyorum yani. Çok alçak gönüllüsün yani. Soğuk hasta. Algınlığı yoksa Covid mi olduk? Çok teşekkür ediyorum. Yoksa, hemen burada bana Covid'i yapıştır. Bundan sonra da ben sürüneyim yani Semih'cim ya. Yani zor toparladım. Onun için arada bir öksürüyorum, kusura bakmayın. İnşallah düzeleceğiz. Allah korusun. Evet, 5, 6, 7 Ekim'de 4 yolda bir gençlik festivali düzenlenecek. Erzincan Müzik Sanat Merkezi. Ses yarışması yapılacak. İşte hafif müzik, şey pop müzik, halk müziği, özgün müzik, DJ programı. Aynı zamanda Erzincanlı güreşçiler de orada olacak. Güzel bir etkinlik olacak 5, 6, 7 Ekim'de. Güreşçiler olmazsa olmaz. Evet, o da bizim Serhat Sarıçiçek'in programa eklettiği bir etkinlik. Olmaz, olmaz. Ama ya şimdi güreşçiler de o tür programlarda kendilerini gösterecekler yani. O bir, ikincisi de Semih'cim. Hem çocuklar özgüven kazanıyorlar hem de aileleri geliyor. Güreşle alakalı tabii. Dikkat çekiliyor. Güreş de atasporumuz, güzel bir spor. Bu arada Serhat Bey yani güreşçi olduğu için tabii belki tekvandocu olsa tekvandoya yönelirdi ama güreşli oldu. Bu da ne yapalım yani bir pozitif ayrımcılık mı deniyor? Olacak o kadar. Siz buna öyle mi diyorsunuz? Öyle diyoruz. Yani şimdi pozitif ayrımcılık. Futbol işte veya badminton falan ama arada güreşte neler oluyormuş. Tabii. İşte görüyoruz güreşe, işte şampiyonlar çıkıyor. Tabii. Bir sürü dereceler var. Aynen. Dikkat çekiliyor ve orada gençlerimiz yetişiyor. Gidecekler bizi, ülkemizi, Erzincan'ımızı temsil edecekler. Şimdi orada müzik programları olacak. Güzel bir sahne kurulacak. Biliyorsun Erzincan Müzik Sanat evet. Merkezi o. Gürkan Öztürk sanırım soyadı Öztürk. Gürkan kardeşimizin güzel bir sistemi var. Güzel bir sistemi var. Onlar organize ediyorlar. Gençler kendilerini deneyecekler. İşte evet. Yarışma yapıldı. Kendine güvenin ben de söylerim diyenleri bekliyoruz. Evet. Orada ödüller verilecek. 3 gün boyunca 5, 6, 7 Ekim'de. Tüm Erzincan halkını bekliyoruz. İnşallah havada iyi olur. İnşallah. Yağmur yağmaz. Erzincan yine 4 yol böylece şenlenmiş olacak. Olsun. Evet. Can Erzincan'ımıza yakışır. Şimdi yine... Yani bu aktiviteleri işte hani bizim bildiğimiz işte valilik, belediyeler falan yapar. Ama bu arkadaşımız tabii. Böyle bir çalışma yapması. Için, çocuklar için de yapmıştı. Evet. Tebrik ediyorum. Yani şimdi gençler için yapıyor. Gerçekten. Evet. Sadece o sistemi bile kurup kaldırmak. Tabii.
Şimdi yine Erzincan'da hafta sonunda güzel bir etkinlik vardı. Şimdi yazar Mustafa Kutlu'nun eserinden sinemaya aktarılan Yıldız Tozu filminin galası İstanbul'da yapılmıştı ama özel gösterimi de Kemaliye'de yapıldı. Film Kemaliye'de çekiliyor. İstersen filmin fragmanını bir izleyelim. İzleyelim. Çünkü oldukça ses getirdi Türkiye'de bu film. Ve Erzincanlı yazar ve Kemaliye'de çekilmesi. Fragmanı izleyelim, ondan sonra konuşalım. Çok kalabalık, herkes çok heyecanlı. Ay çok mutluyuz. Kemaliye'mizin böyle bir güzel filmde adının tüm Türkiye'de veya dünyada duyulması bizi çok memnun ediyor. Çok sevindik. Çok güzel bir yapım. Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, sinema filmine uyarlanan Yıldız Tozu filmini burada Kemaliye halkımızla birlikte izlemek bizleri oldukça mutlu ediyor. Ahmet Sönmez hocamızın kalemiyle güzel bir eser çıktığına inanıyorum. Hem ilçemizi anlattığı için hem de aileye ve çocuklara yönelik bir değerler filmi olduğu için biz dört gözle bekliyorduk. Kemaliye hakikaten çok güzel bir yer, çok severek gittiğimiz ve hakikaten sinemacılar için güzel bir yer. İnşallah filmi de seversiniz, nasip olursa inşallah yine burada çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Evet, şimdi çok güzel bir hikayesi var bu filmin. Açık havada gösterim yapıldı Kemaliye ilçesinde. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, filmin yönetmeni de oradaydı. Ahmet Sönmez oradaydı. Yapımcısı falan. Yapımcısı ve Kaymakam İlhan Kayatürk ve Belediye Başkanı Mehmet Karaman da oradaydı. Kemaliye halkı hep beraber oturdular, bu filmi izlediler. Sonra bazı oyuncular da gelmişti. Orada beraber fotoğraf çektirdiler oyuncularla. Ve yönetmen dedi ki Ahmet Sönmez, ben dedi bir film daha çekmeye geleceğim buraya dedi. Çünkü muhteşem bir doğası var. Aynen öyle. İnşallah dedi bir film daha çekeceğiz. İşte Erzincan'ı tanıtmak bence böyle olur. Bu. Yani tanıtım filmleri falan da tabii ki önemli. Ya her şey önemli. Mesela geçenlerde gördüm Sayın Valim rafting yapmış. Evet. Yani şimdi hemen hemen o gençler her zaman rafting yapıyorlar. Prova da yapıyorlar. Evet. Ama Sayın Valim'in katılması birçok televizyon kanalında çıkmasına vesile oldu. Aynen. Sayın Valim'ize buradan teşekkür ediyorum. Bu arada duyuyorum ki doğa sporlarıyla alakalı talimatlar vermiş. Ve çok ciddi çalışmalar tabii, peşindeymiş. Tabii. Türkiye şampiyonaları düzenlenecek. Ben bunu da duydum. Çok mutlu oldum. Yamaç paraşütü. Evet. Rafting. Doğa sporları, hani biz hep diyoruz ya doğa sporları öldü. Doğa sporları öldü dedim. Ben kimse dedim. Kimse ilgilenmiyor diyoruz. Evet. Ama Sayın Valimiz işte diyor ki hayır. Tekrar mı canlandırıyor acaba? Biz diyor tekrar canlandıracağız. Vallahi bekliyoruz. Önümüzdeki görelim bakalım. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detayları da öğreniriz. İnşallah bu tür aktiviteler de devam eder. Çünkü Erzincan evet. Artık kabuğundan çıkıyor. Yani birçok şeyimiz var ama... Ya hala daha şu var biliyor musun? Haritayı adamın önüne koysan Erzincan desen ki Erzincan nerede? Bulmakta zorlanır. Evet, evet. Ya şunu bir çözmemiz lazım ya. Şimdi mesela şu anda bizim Erzincan cimin üzümünün tam zamanı. Yağmur yağdı seli. Zarar mı veriyor? Çatlatmış olabilir üzümleri. İnşallah toplamışlardır. Evet. Şimdi cimin üzümü biliyorsun işte birçok hastalığın tedavisine de iyi geldiği söyleniyor. İllaç. Hele bir de kurut o üzümü tanesini ortadan yarıyorsun. Saruç mu? Onu kurutuyorsun güneşte. Ama tabii o sonra. Kuruduktan sonra da arasına cevizi koyup böyle ipe diziyorsun ya. Tabii. Onun adına da
Sarıç diyoruz. O sonra ama. Hele o şu anda tam cimin üzümünün zamanı. Evet, şu anda. İllacın da illacı yani. Kilosu kaç lira? Ya 30 lira dün gördüm. Önce şeyde, 60'tı. Sonra 60'tı. 50'ye düştü. Bugün bir markette gördüm ben de. 30 liraya 30'a kadar düşmüş. Ama şimdi hep önceden söylüyorlar işte rekolte düştü falan diyorlardı. Hayır. Cimin üzümünde üretici memnun. Memnun. Sorun yok değil sorun mi? Sorun yok. İstedikleri şeyi almışlar. Zaten yok satıyorlar. Direkt bu Karadeniz'de, Trabzon'a, oralara. Yakın bölgelere. Tabii mesela kiraz da öyle. Evet evet. O bölgeden çıkan. Ben giderken götürdüm mü? Götürdün mü? Tabii. Ya. Tabii havada ya. Gitmiştir. Havada gitti yani. İki kasa götürdüm. O iki kasayı bölüştürmeye çalıştım ama tabii aslan payı babamındı. Evet. Evet, şimdi Erzincanspor bu hafta deplasmanda Denizli Spor'la oynadı. Ve Denizli Spor 19 yaş aralığında olan, yani yaş ortalaması 19 olan bir takım. 4 tane as futbolcusu da yokmuş Denizli Spor'un. Olsaymış ne olurmuş? Bizi yenerler miymiş? Şimdi sen de izledin maçı. Bence izledim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu maçta... Eğer o 4 tane as futbolcusu olsaydı bizim uşaklar kesinlikle 4-1 yener gelirlerdi. Şimdi Erzincanspor'u çok mu beğendim? Hayır. Çok beğenmedim. Ama çok mu kötüydü? Çok kötü de değildi. Çok kötü değildi. İkinci yarıda ama ya, iki tane golü atamadılar. Çok üzüldüm ben. Kaleci hatasından dolayı biz bir gol yedik. Yani olamaz böyle bir hata. Ama bu insan yani sonuçta hata da olacak. Oluyor, evet. Ve bir dakika sonra da beraberliği sağladık. Ama şimdi bakıyorum sosyal medyada ver yansın ediyorlar. İşte Erzincanspor zaten belliydi. Bu ellerle ovuşturan ya kardeşlerimiz işte o, ona ben çok kızıyorum ya. Şimdi bence... Bir başarısızlık olsun ya da yazalım, lige, vuralım. Biz lige başlarken biz şampiyon olacağız diye mi başladık? Hayır. Kadro kurduğumuz zaman biz şampiyonluk için kadro kuruyoruz mu dedik? 6. haftadayız değil mi? Evet. 6. hafta. Yani biz şu anda 10. sıradayız. Ama 6'dan sonra işte playoff. Playoff'u zorlarsak, playoff'a kalırsak bu bütçeyle, bu takımla ancak bu kadar olur. Ha biz çok çok fazla şey istemiyoruz ki zaten. Yerimiz zaten belli. Düşmeyiz. Playoff'a da gidersek ne mutlu. Çünkü zaten bütçemiz belli. Yoksa zaten lige katılamayacak. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Ha şimdi orada ben beklerdim ki Erzincanspor Denizli Spor'u yensin. Çünkü yani sıradan bir takım bence. Yenemedik. Ama bu her şeyin sonu demek değildir. Yenemedik ama yenilmedik de. Yenilmedik de. Deplasmandan bir puanla geldik. Bir puanla geldik yani evet. Ya bu bakış açısı çok önemli. Yani bardağın ya yarısı şey boş diyenler de oluyor. Yarısı dolu diyenler tabii de oluyor. Tabii ya şimdi Semih'cim biz diyoruz ki bütün maçları yenelim. Bunu hangisi tabii yapıyor deplasmanda ya? Da yenelim. Kendi sahamızda da yenelim. Hep yenelim. Hep yenelim. Ha yenmezsek eğer yönetim istifa, hoca istifa, futbolcular istifa. Evet şimdi. Yapmayın böyle komik bence, olmayın. Saygı çok... duyun, alkışlayın, destek olun, yardımcı olun. Arkadaşlar saralım bu ya, takıma Denizli'nin, ya. Denizli'nin saralım taraftarlarını ya. Gördün mü? 90 dakika susmadılar. Evet. Tribünler karşılıklı iki tribün hemen hemen doluydu. Ya adamlar 90 dakika susmadı. Biz ne yapıyoruz? Polis okulu öğrencileri olmasa tezahürat çıkmayacak stadyumda. Rezil olacağız. Ya burada ben de bir Erzincanspor taraftarıyım. Ya isterim ki hep beraber marşlar söyleyelim. Futbolcuları ateşleyelim. Ama bakıyorsun adam oturmuş çekirdek yiyor. Başka bir şey yok. Ya hakem bir yanlış karar verdi. Ya çekirdeğini ya. Ye bir kardeşim. Ama, sorun yok da. Ama hakemin kararlarına falan tepki yani göster. Yani küfür kesinlikle küfür olmasın. Değil, küfür değil. Yani ama bu futbolun doğasında var. Evet. Bütün tribünlerde görüyoruz. Hakemi etki altına almaya çalışıyorlar. İşte futbolcular ateşliyorlar. Bağırıyorlar. Tezahüratlar. Marşlar söylüyorlar. Biz oturup çekirdek yiyoruz atıyoruz. Bir de kendi futbolcumuza kızıyoruz. Bağırıyoruz. Öyle bir grup da var. Öyle bir grup da var. Yani ben burada bir sorun yaşandığını düşünüyorum. Yani taraftar organizasyonu konusunda
Taraftarlar Ciddi Derneği'nin bir sorun var orada. Ben iyi çalışması lazım. Onu Ömer Bey'e de söyledim Sayın Başkanım. Tabii yani, Ömer Akgüre'ye. Ha, taraftarlarımız gerçekten cefakar. İşte karkış demeden giden gruplar var. Deplasmanlara gidiyorlar. İşte cebindeki son harçlığını çıkarıp bilet alanlar var. Bunları tenzih ediyoruz ama gidip orada oturup çekirdek çıtlatıp da ondan sonra o kahvehanelerde ahkam kesip işte Erzincan Spor şampiyon olacak. Niye olmadı? Yani. İşte niye ya, bütçesi belli. Yaptığı transferler belli. Öyle değil mi? Yani onun için çok fazla şeye, beklentiye kapılmayalım. Yani araba markası vermeyeyim ama işte 1 milyona aldığınız, yani 1 trilyona aldığınız arabanın özellikleri ve güzellikleriyle 200 milyona aldığınız arabanın özellikleri ve güzellikleri aynı olabilir mi? Performans aynı olabilir mi? Aynen. Yani onun için de bunu bu şekilde yani değerlendirirseniz daha güzel olur. Bizim 3-4 katı fazla para harcayan takımlarla biz tabii ki eşdeğer değiliz. Elimizden de bu geliyor. Vallahi şimdi Urfa'yı yere göğe sığdıramadılar. Urfa aman ya Rabbim, işte bir takım ki vay anasını, biz şimdi ne yapacağız falan diye adamları 2-0 yendik, gönderdik buradan ya. Evet, şu anda o Urfa. Yani takımın moralini bozmayalım. Şimdi ya. O Urfa birinci ligde. Ya işte biz aslında bunu hep Iğdırspor da öyle. Evet. Iğdırspor mesela, o da göklere çıkarıldı. Tabii. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle bir takım diye. Onu da yendik. Evet. Evet. Bir yine saate baktım. Bir saate yaklaştık. Yaklaştık, geçmedik yani. Yok, geçmeyelim. Çünkü çok uzattığımız zaman insanlar sıkılıyorlar bazen. Yani çok arayan var aslında. Pardon, sıkıldınız mı? Niye bu hafta geç kaldı? Yani. Bu hafta ne oldu, niye? Ama yok diyorlar, nerelerden, sıkılmadık. Nerelerden telefonlar zevkle, geliyor. Zevkle, keyifle izliyoruz diyorlar. Evet. Bir de biz bölüm bölüm de ayırıyoruz ya bunu. Evet. O da güzel oluyor. Yani konu konu da ayırıyoruz. Yani baş başayı elimizden geldiğince hani boş, çok kitlelere boş ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, ya Erzincan'da olumsuz ya da olumlu yaşanan her ne varsa burada tartışarak konuşuyoruz. Doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Ben sıktığımızı düşünmüyorum. Sevgili takipçilerimiz mutlaka bizi evet, yakından takip ediyorlar. Sıkılıyorlarsa senden sıkılıyorlardı. Benden değil. Olsun, canın sağ olsun. Yani ben... Canın sağ olsun. Yani sen... Neyse, ben bir su içeyim bunu. Yine bugün programın sonuna geldik sevgili takipçilerimiz. Baş başa da bu kez Zeki Demirbaş'la birlikte yine sizlerle birlikteydik. Erzincan'la ilgili önemli, haftanın önemli olaylarını aktarmaya çalıştık. Bir başka programda yine baş başa da sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, şükür kavuşturana memleketimden seslenmek de ayrı bir zevk ve keyif verdi bana. Zaten Semih Peker'le program zaten keyifli, gerçi çok da şey yapmıyorum ama olsun, yine de keyif almaya çalışıyorum. Eyvallah. yine Erzincan'ın en güzel, Erzincan'da yaşayan insanlarımızın her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de eleştirilerimizi lütfen yanlış anlamayınız. Efendim, hepinizi çok seviyoruz. Kamera arkasında Ozan Albayrak. Onun adına da sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.